Oyun odasında size bir sürprizim var Rüzgar. Dün marketten sizin için bir şey aldım ve etkinlik yapabileceğiniz. Sakız mı? Dan bilemedin. Dinozor mu? Dinozor mu? Ha oğlum dinozor aldım markette, satılıyordu. 300 kiloluk vardı, 500 vardı. Ben 700'lüyü tercih ettim. Dinozorlu ne işimiz var? Boyama ile ilgili bir şey. Ya bir şey isteyebilir miyim Rüyacığım sana? Şu masayı bir toparlayabilir misin? Üzerinde şimdi bir şeyler yapacağız. Yeni bir şeyler getireceğim size. Bu Rüya'nın yeni resim defteri. Bu da Rüzgar'ın yeni resim defteri. Şimdi kalemlere geldik. Bunlar da yeni pastel boyalarımız. Bir tane de bu var ya. Ya da şunu hiç şey yapmayayım ya. Bunu sonra kullanırlar. Şunu getireyim şöyle. Otur bakalım. Bu Rüya'nın yeni resim defteri. Şöyle koyayım istersen daha rahat oturursunuz. Şöyle geç Rüyacığım. Rüzgar sen de o tarafa geç. Rüzgar bak burada ne var? Okuldaki pastel boyanın aynısından. Rüya sen pastel mi yapacaksın, kara kalem çalışması mı? Nasıl istersin? Tamam. Rüzgar sen de bununla mı? Ben resim defterimi kullanmak istemiyorum. Bunu resim defterim dolarsa veya bir şey olursa bunu yedek olarak şey yapacağım. Ben onu yedek. Okul için ayırmak mı istiyorsun bunu? Rüyacığım bir şey söyleyebilir miyim? Bakar mısın bir gel? Bu çok güzel ve çok tutumlu bir davranış, biliyor musun? Bu davranıştan dolayı seni tebrik ediyorum. Koş koy onu yerine. O zaman yani yeni yerine artık nereye koyacaksan. Açayım mı pastellerini? Aç. Şimdi Rüzgar'cığım yeni pastel boyalarını açtım. Hazır mısın? Tek bir isteğim var. Dur vereceğim bir heyecana. Bak bana bak. Pastel boyalarını çok düzgün ve dikkatli kullanmanı görürsem eğer sana bunun büyük boyuna hem de en büyük boyuna alırım. Bana da. Anneciğim aramızda senin benim mi var? Aşk olsun. Okula götürebileceğim. Senin okula var zaten. Sen okula bu sene pastel. Bu şekilde hani bunun böyle 36'lısı. 36'lısı var. İstiyor musun gerçekten? Nasıldır Rüzgar? Nasıl görmüşenlere? Hadi kiminki de. Çok güzel. Kiminki de hızlı biter sıra olur. Bir şey söyleyeceğim sana. Arabalar. Rüzgar bir dakika. İstersen buna boyama yap. İstersen de arabaları vereyim. Arabaları boya. Nasıl istersin? Araba resmi yani. Arabalar deyince böyle değişik oldu. Araba boyayacağım. Tamam bekle o zaman. Ha bakalım bir de bu var Rüzgar istersen. Bununla da boyama yapabilirsin. Bunu birazcık birileri boyamış. Ben, galiba ben. Burayı ben boyamıştım. Hayır orayı ben boyadım. Ay Rüzgar bu helikopteri boyayabilirsin. Ay burada uçak var. Ne istiyorsan boyayabilirsin. Başlasın mı? Buna kaldırdım. Yeni defter aldım. Kimse yeni defteri kullanmadı ya. Neyse olsun ne olacak. Sana bir şey yardımcı olayım ben bekle. Kaldır anneciğim onu. Koy güzelce yerleştir. Evet iyi mi böyle? Bu kalemle kara kalem çalışması yapamazsın anneciğim. Normal kurşun kalem gerekir. Pastel mi yapacaksın? Hadi o zaman ortaklaşa birlikte çalışın güzelce, tamam mı? Dur sana da vereyim bir tane. Bir tane daha var dur bunu da getireyim. Ay şöyle cumartesi. Ay Rüzgar bu hiç boyanmamış. Bu sıfır. Hiçbir boya yok bunda. Ay şu kamyonu kim boyayacak acaba? Sen boyamak ister misin? Yok. O zaman Rüyacığım sen bunu al, tamam mı? Şöyle açayım. Sen bu kamyonu boya. Ekskavatörü Rüzgar. Neden? Ben çünkü bunların hepsini ben boyadım. Bundakiler bana çok bebeksi geliyor. Annem aynı hemen hemen ikisi de farklı. Şu bebeksi mi boyamama Allah aşkına? Bence çok zor bir boyama. Ama Rüya. Tamam o zaman Rüya sen bundan bir tane boya. Rüzgar sen bundan bir tane boya. Sonra değiştirelim kitapları. Herkes öbürünü kitaptan boyama yapsın, tamam mı? Anneciğim ama önce ona teklif ettim. Çıktı ağzından bir kere. Sen kara kalem yapacağım dediğin için ben o kitabı getirdim. O kitabın senin boyadığını bile farkında değildim ben. Nasıl gidiyor Rüzgar? Sen de bunu birazcık boya, ondan sonra da şey yaparız, değiştiririz olur mu? Hadi bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bir tane çekilin.